Herkese merhaba arkadaşlar. Eistaf tarih öğleriyle karşınızdayız. İnsanlığın ilk dönemleri bir ünitesiyle dersimize devam ediyoruz. Yazının icadından önce insan. Arkadaşlar, tarihin yazıyla başladığı düşüncesinden dolayı tarihi tarih öncesi dönem, yani diğer adıyla arkeolojik dönem ve prehistorik dönem diye iki şekilde ifade ediyoruz. Aynı zamanda yazının icadından sonraki dönem olan tarihi dönemler olarak iki ana başlıkta incelemiş oluyoruz. Peki tarih öncesi dönemler kendi içinde kaç ayrılıyor, ona bakalım. Taş ve maden devri olmak üzere iki ana kısma ayrılmıştır. Bu devirlere bakalım. Eski taş çağı, diğer adıyla paleolitik çağı. Arkadaşlar, orta taş çağı, yontma taş, mezolitik ateşin bulunduğu dönemdir. Yeni taş çağı, cilalı taş ve neolitik dönemdir arkadaşlar diye de geçmektedir. Maden devri ise bakır, tunç, demir çağı, M.Ö. 330'a kadarki geçen süredir. Peki sevgili arkadaşlar, burada neden böyle tarih aralıkları, yıl aralıkları, zaman farklılıkları var? Çünkü bu tablo hem Anadolu için geçerli olmakla birlikte toplumların gelişmişlik düzeyi birbirinden farklı olduğu için tarih öncesi dönemler her yerde aynı zamanda başlayıp aynı zamanda bitmemiştir arkadaşlar. Bir de bunu belirleyen ise etkileşim düzeyleridir arkadaşlar. Aynı zamanda tarih öncesi dönemlerin yaşanmasında. Devam edelim. İnsanlık tarihinin uzun dönemi oluşturan tarih öncesi dönemlerde insan doğaya bağımlı yaşamışlardır arkadaşlar. Tabii ki ilk insanlar işte ağaç kovuklarında, mağaralarda yaşamışlardır. Toplayıcı bir hayat, avcı bir hayat sürmüşlerdir arkadaşlar. Avcılık ve toplayıcılık beraberinde göçebe bir yaşam tarzının da olduğunu göstermektedir. Daha sonrasında ateşin kontrol altına alınması ile bir dönüm noktası olmuştur. Öncelikle ısınmada kullanılmış, daha sonra yemeklerin pişirilmesi, vahşi hayvanlardan korunması şeklinde ateşten yararlanılmıştır. İnsanlığın bilgi ve becerisinin artmasıyla taşlar ve kemikler sivrileştirerek bıçak, balta, mızrak ucu gibi savunma aletleri yapılmış. Mağaralarda yaşamın sürdürülmesiyle, bakın burada Fransa'da Lascaux olması gibi arkadaşlar, ya da İspanya'daki Altamira gibi, ya da Antalya'daki Karain Mağarası gibi, ya da ilk yerleşim yerlerinden biri olan Anadolu'da Küçükçekmece Gölü yakındaki Yarımurgaz Mağarası'nda olduğu gibi mağaralarda duvar resimlerine yer verilmeye başlamıştır. İlk sanatsal faaliyetler de böylelikle ortaya çıkmıştır arkadaşlar. Avcılık ve toplayıcılıktan üreticiliğe. İnsanlara baktığımızda ilk insanlar avcı, toplayıcı bir yaşam sürmüşlerdir. Sonrasında bilgi birikimi arttıkça, yani bu tükettikleri ürünlerin nasıl ortaya çıktığını anlamlandırmaya başladıkça, sonrasında önce ara dönemde ateşin bulunması, sonrasında tarımsal hayat, ki Neolitik dönem tarımsal hayat demek üretici toplum, tarımsal hayat yerleşik hayatın oluşmasına neden olmuştur. Yerleşik hayatla birlikte, tarımsal hayatla birlikte sevgili arkadaşlar, özel mülkiyet, bakın bunların hepsi birbiriyle ilişkili. İlkel manada da olsa hukuk kuralları, köy yerleşmeleri gibi durumların ortaya çıkmasını sağlamıştır. Nitekim buraya baktığımızda da arkadaşlar, buzul dönemden kurtulmasıyla insanlık bilgi birikimi artmış, alet yapma becerisi gelişmiş. Arkadaşlar, su kenarlarında yaşamaya başlamışlar. Daha sonrasında kendilerine kulübe tarzı evler yapmaya başlamışlar. Daha sonrasında yabani tahılları ıslah etmişler, zirai üretime geçmişler ki Anadolu'da arkadaşlar, Anadolu'da evcil buğdayı kanıtımızdır arkadaşlar. Nerede gözükmektedir? Malatya'daki Cafer Höyük ve sevgili arkadaşlar, Diyarbakır Çay önünde dünyanın en eski buğdayı
Bu şekilde ortaya çıkmıştır değerli arkadaşlar. Emmer evcil buğdayından bahsediyorsa tarımsal hayat olduğu için de yerleşik hayattan da bahsedebiliriz arkadaşlar. İnsanlar taştan yaptıkları aletleri daha pürüzsüz ve kullanışlı hale getirmişler. Toprağı çamur haline getirip şekillendirmişler ve böylelikle çanak çömlek yapımı başlamış. Hayvan liflerini yünlerini dokuyarak kumaşlar elde edilmiş. Tarımı ve hayvancılığın geliştirmesiyle avcı toplayıcı yaşam yerini üretici ve yerleşik yaşamı tercih eden toplumlara bırakmaya başlamıştır. Yani konar göçer yaşam tarzı yavaş yavaş terk edilmeye başlamıştır. Ve bu yerleşik yaşamda dediğimiz gibi neolitik dönem yani Cilal Taş Devri'nde ortaya çıkmıştır değerli arkadaşlar. Yerleşik yaşam ve medeniyete dair ilk izler demiş arkadaşlar. Hemen bakalım. İlk olarak karşımıza Göbekli Tepe çıkmaktadır. Göbekli Tepe Şanlıurfa yakınlarında yer almaktadır ve günümüzden 12 bin yıl öncesine aittir. Göbekli Tepe. Burada özellikle Klaus Schmidt denilen Heidelberg Üniversitesi yani Alman Klaus Schmidt'in araştırmaları sonucunda Göbekli Tepe'ye rastlanılmıştır sevgili arkadaşlar. Tarih açısından bir dönüm noktasıdır Göbekli Tepe. Niye? Çünkü en eski ve en büyük tapınak merkezi olduğunu göstermektedir. Yani insanlar yerleşik yaşamdan önce de yani avcı toplayıcı yaşamı sürdüğü dönemde de tapınak yapımının olduğunu bize göstermektedir. Bu anlamda UNESCO tarafından da 2018 yılında Dünya Kültür Mirası listesine alınmıştır Göbekli Tepe sevgili arkadaşlar. Yakın dönemde de 12 Tepe diye de adlandırılmaktadır. Bir diğer önemli kültür merkezimiz Çatalhöyük'tür. Konya'dadır arkadaşlar ve milattan önce 7000'lere kadar uzanmaktadır. Burası ise Dünya Kültür Miras Listesi'nde olmakla birlikte UNESCO tarafından ilk şehir yerleşmesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Çayönü, Diyarbakır Çayönü arkadaşlar. Bu da ilk köy yerleşmesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Yapılan kazılarda tahıl saplarını kesmek için, tahılların haline getirmek için çakmak taşından ve volkanik camdan yapılmış orak ve bıçaklar ile öğütme taşları bulunmuştur. Bu da tarımsal hayatın varlığını gösterir yorumlamamızda. Tarımsal hayat varsa yerleşik hayat da vardır arkadaşlar. Gelelim bir diğer önemli merkezimize. Çanakkale'de bulunan Truva'dır. Troya Savaşı'nda konu alan bir bölgedir. UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası listesine alınmıştır arkadaşlar. İlyada Destanı'nda bahsedilen antik kent olarak da karşımıza çıkmaktadır sevgili arkadaşlar. Tabii ki bunun dışında dünyanın farklı bölgelerinde de özellikle nehir çevrelerinde insanlar yerleşikleri alanlar oluşturmuştur. Mezopotamya, Dicle ve Fırat nehirleri, Mısır, Nil nehir çevresi, Hindistan'da Ganj, İndus nehirleri, Çin'de Sarıırmak çevresi önemli medeniyet merkezleri ve bölgeler olarak karşımıza çıkmaktadır arkadaşlar. Örnek bir sorumuz var. 2018 AYT sınavında ÖSYM tarafından sorulmuş bir sorudur. Tarih öncesi döneme ait bu yerleşim yeri aşağıdakilerden hangisidir demiş. Konya'nın Çumra ilçesinin 10 kilometre güneydoğusunda yer alır demiş. Zaten Konya'yı dediği için burada bir anahtar kelimemiz oldu. Milattan önce 7000'li yıllardan kalma bir yerleşim yeridir. Neolitik çağa ait buluntulara rastlanmıştır. Yani Cilal Taş Devri, Yeni Taş Devri. Penceresiz ve girişleri çatıdan olan kerpiç evler bulunmaktadır. Bakın girişleri çatıdansa güvenlik amacıyla yapılmıştır. Dış saldırılara karşı korumak amacıyla. Tabii ki neresidir? D şıkkı Çatalhöyük'tür. Sevgili arkadaşlar, Çorum, Şanlıurfa, Yozgat, Samsun bunlar da buralara ait bölgelerdir. Örnek 2 sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisi henüz yazının icat edilmediği dönemde insanlık tarihi hakkında bilgi edinmemizi sağlayan kaynaklar arasında gösterilemez demiş. Bakalım çanak çömlek kalıntıları ama hangi dönemden bahsediyor? Yazının icat edilmediği dönem yani tarih öncesi dönem, arkeolojik dönemden bahsediyor. Çanak çömlek kalıntılarında yazı yok. O zaman eleyebiliriz. Tanrıçe heykellerinde yazılar yoktur. Eleyebiliriz. Üzerinde arma bulunan sikkeler. Sikke bir paradır ve parada yazı var mı? Vardır. Tarihi dönemlerde
bundan bahsedebiliriz arkadaşlar. O halde cevabımız ortaya çıktı. C şıkkı sorunun cevabı. D'ye bakalım. Hayvan poslarından yapılmış kıyafetler yazıyor. Kayalara oyulmuş figür dediği için bunda da yazıyor. Doğru cevabımız C şıkkı olmuş olacak. Yazıdan önce sözlü kültür. Arkadaşlar yazının icadından önce insanlar toplumsal hafızalarını sözlü olarak kuşaktan kuşağa aktarmış ve bu yolla korumuşlardır. Bunu ozanlar ve aşıklar şeklinde ya da Yunanlarda mit ve efsane şeklinde görüyoruz. Destanlar, menkıbeler, efsaneler de önemli bir yer tutmaktadır ki bunlar toplumların kaynaşması, birlik ve beraberliği anlamında önemlidir ve gelecek nesillere aktarılmasına da önemli bir rol oynamaktadır. Örneğin Sümerler'de Gılgamış Destanı'nı tufan anlatan bir kabartmayı görüyoruz. Gılgamış Destanı dünyanın bilinen en eski destan olarak öne çıkmaktadır. Ve sonuç olarak sözlü kültürün en önemli ögeleri ise efsaneler, mitler, destanlar, önemli dini kişilerin hayatlarını konu edinen menkıbeler yer almaktadır değerli arkadaşlar. Yazının icadı ve değişim. Yazının icadı ile birlikte tarihi dönemler ve bununla birlikte ilk çağın başlangıcı kabul edilmiştir. Yazı sayesinde bilgiler kalıcı hale gelmiş. Yani söz uçar yazı kalır mantığından hareketle ve gelecek nesillere daha da kolay aktarılabilme olanağı sunmuştur. Ve güvenilirliği en fazla olan kaynak durumuna geçmiştir arkadaşlar. Tabii ki baktığımızda yazıya M.Ö. 3200'lerde Sümerlerin çivi yazısı şeklinde ortaya çıkarttıklarını görüyoruz. İşte bu ziggurat denilen tapınaklarda rahiplerin ürünleri teslim alması ve bir noktadan sonra bu ürünlerin karışıklığını ortadan gidermek için çivi yazısını yani semboller çiviye benzediği için yoksa çivide yazıldığı ile ilgili değil, kil tabletlere yazılmıştır. Çivi yazısının ortaya çıkmasını sağlamıştır. Yani ihtiyaçlar aslında yeni keşiflere neden olmuştur. Ve sembol yazısı dediğimiz piktografya yazısı icat edilmiş oldu sevgili arkadaşlar. Bu nedenle Sümerlerin bulduğu yazıya da arkadaşlar çivi yazısı denilmiş ve bu adla anılmıştır arkadaşlar. Bununla birlikte yazının bulunmasıyla antlaşmalar, siyasi metinler, vergiler hepsi kayıt altına alınmıştır. Diplomatik ilişkilerde bunlardan biridir. Peki yazının icadı ile yaşanan değişimler nelerdir? Hemen bunlara bakalım. Kanunların yazıya geçirilmesiyle keyfi cezaların önüne geçilmiştir. Vergiler kayıt altına alınmıştır. Ticari ilişkiler sırasında satıcı alıcı arasındaki sözleşmelerin yapılması ticari ilişkileri geliştirmiştir arkadaşlar. Yönetimle ilgili her türlü bilgi uygulama kayıt altına alındığı için yönetim işleri kolaylaşmıştır. Bilimsel çalışmaların hızlanması ve daha iyi saklanması sağlanmıştır gibi. Örnek olarak Asurlar, Babiller, Hititler arkadaşlar çivi yazısını kullanmışlardır. Mısırlar hiyeroglif adı verilen yazıyı kullanmışlardır ve bunları papirüs denilen bitkilerden oluşan kağıtlara yazmışlardır. Fenikeliler geliştirmişler ve alfabenin ilk şeklini ortaya çıkarmışlar. Daha sonra çeşitli uygarlıklar dediği Yunanlılar, İyonyalılar gibi uygarlıkların da katkısıyla Romalıların da son şeklini vermesiyle bugünkü Latin alfabesi ortaya çıkmıştır arkadaşlar. Yunan, İyon, Roma bu şekilde Latin harflerine dönüşmüştür. 1 Kasım 1928'de Türkiye Cumhuriyeti de Latin harflerini kabul etmiştir. Yeni Türk alfabesine geçmiştir. Gelelim ilk çağda bilim. Sevgili arkadaşlar, aslında insanlığın varoluşuyla birlikte bilimsel faaliyetlerin ortaya çıkışını da başlatabiliriz. İşte Mısırlar, Yunanlar, Çinliler, Hintler, İranlar, Araplar, Türkler farklı çalışmalarla bilimsel çalışmalara ve medeniyete, uygarlığa katkılar sunmuşlardır arkadaşlar. Tabii ki bunlar tarihin önemi burada ortaya çıkıyor. Bilgi birikimleri tarih biliminde katkısıyla gelecek nesillere aktarılmış ve birçok alanda astronomi, coğrafya, tıp alanlarında çalışmaların ortaya çıkmasına da zemin hazırlamıştır tarih bilimi sayesinde. Astronomi gökyüzü bilimidir. Hemen buraya ifade edelim.
gökyüzü bilimi olarak karşımıza çıkmaktadır. İnsanlar gökyüzünü inceleyerek yıldızların hareketi, gezegenlerin hareketi gibi alanlarda gözlemler yapmış. İşte Mısır'a baktığımızda yağmurun yağmasını, ne zaman yağacağını belirlemek amacıyla astronomi bilim alanında gelişmeler ortaya çıktıkça güneş yılı esaslı takvimin ortaya çıkmasını sağlamıştır arkadaşlar. Dolayısıyla bu işte tarla sınırlarının bozulmasını, seller sonucunda, yağmurlar sonucunda Nil Nehri'nin taşması, bunun sonucunda tarla sınırlarının değişmesine, geometrinin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Yani aslında birbirleriyle ilişkilidir sevgili arkadaşlar. Tüm bunlar. Bunun dışında ilk insanların gökyüzünü incelemek için kullandıkları basit yöntemler günümüz modern astronomi biliminde örnek teşkil etmiştir. Eski uygarlıkların elde ettiği bilgiler geliştirerek bugünkü astronomi bilgileri ortaya çıkarılmıştır. Örnek verecek olursak Mezopotamya uygarlıkları Zigurat adı verilen, hemen şuradan bahsedelim, özellikle Sümerler 7 kattan oluşan tapınakların en üst kısmında rastan olarak kullanmışlardır. Sümerler bu ziggurat denilen tapınakları da ilk katlar işte tahıl ve depolama, orta katlar okul ve ibadet ve en üst kat rasathane gözlem evi şeklinde kullanmışlardır ve güneş, özür dilerim, ay yılı esaslı takvimin ortaya çıkmasını sağlamışlardır. Ay ve güneş tutulmasını hesaplamış. Merkür, Venüs, Mars, Jüpiter, Satürn gibi gezegenleri keşfetmişlerdir sevgili arkadaşlar. Gelelim coğrafyaya. Arkadaşlar coğrafya ile insan arasında doğrudan bir ilişki vardır. Coğrafi şartlar yaşam şartlarınızı, ekonomik faaliyetlerinizi, siyasi durumlarınızı belirlemektedir ve şekillendirmektedir arkadaşlar. Tabii ki sonrasına baktığımızda matematik, tarih bilimiyle iç içe geçmiş bir şekilde coğrafya gelişme göstermiştir. Tarihle ilişkisi de buradadır. Coğrafi şartların toplumların yaşantısı ve birbirleriyle olan ilişkilerini belirler. Dolayısıyla tarihte insanlık faaliyetlerini incelediği için bu anlamda coğrafya ile yoğun bir ilişki içerisindedir. Örneğin Amasyalı Strabon bu alanda yetişen en önemli, coğrafya alanında özellikle yetişen en önemli şahsiyetlerin başında gelmektedir sevgili arkadaşlar. Tıbba baktığımızda ilk çağ bilimlerinden insanlık her dönem kendi varoluşu, kendi bedenini anlama ve anlamlandırmaya çalışmıştır. Bunun dışına baktığımızda işte Mısırlarda bu çok daha somut bir hale gelmiştir. Mısırlar öteki hayat inancına sahiptir, öbür dünya inancına sahiptir ve bu da insan bedeninin korunmasını, dolayısıyla mumyacılık sanatının ortaya çıkmasını sağlamıştır. Hatta mumyacılık sanatının ortaya çıkması insan bedenini tanımasını gerektirir. İnsan bedenini tanıması anatomi biliminin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Bedenin çürümemesi için bir takım karışımlar ortaya çıkmıştır. Bu da işte kimyanın, eczacılığın gelişmesini sağlamış. Totalde de tıbbın gelişmesini sağlamış oldu sevgili arkadaşlar. Günümüze kadar da bu bilgi birikimleri artarak ve günümüzde de daha da gelişerek ilerlemeye devam etmektedir değerli arkadaşlar. Örnek 3 sorumuza bakalım. Mısır'da M.Ö. 3000'li yıllara ait öğüt ve ahlak kurallarını kapsayan edebi kitaplar bulunmuştur. Yine aynı dönemlere ait hastalıkların tedavi sürecini gösteren hiyerogliflere de, resim yazısına da rastlanmıştır. Bu durum Mısır'ın özelliklerinden hangileriyle bağdaştırılabilir demiş arkadaşlar. Bakalım. Yazının kullanımını önemsemeleri, bakın burada hiyeroglif yazısından bahsetmiş, kitaplardan bahsetmiş. O halde biri alabiliriz. İki, tıp biliminde ileri bir düzeye ulaşmaları, hastalıkların tedavi sürecini gösteren hiyerogliflere de rastlanmıştır. Mısır'dan bahsediyoruz sevgili arkadaşlar. Antik dönem, M.Ö. 3000'li yıllar. Dolayısıyla tıpta ileri bir noktaya geldiklerini gösterebiliriz. Üç, çok tanrılı bir dine inanmaları. Burada inançlarından tek bir tanrıya mı, birden çok tanrıya mı inanıyorlar? Firavunlardan vesairelerden bahsetmediği için üçüncü öncüle ulaşamayız. Bu sorumuzun doğru cevabı B şıkkı 1 ve 2 olmuş olacak arkadaşlar. Örnek 4. sorumuz 2013 YGS sınavında ÖSYM tarafından sorulmuş. Yani çıkmış bir sorudur değerli arkadaşlar. Hemen bakalım. Parşömen'in Bergama, İzmir, Bergama
şehrinde icat edilmiş olmasıyla aşağıdaki olaylardan hangisi arasında doğrudan bir ilişki kurulabilir? Parşömen bir kağıttır arkadaşlar. Kitapların ortaya çıkmasında etkilidir. Bu parşömen denilen kağıtlara yazılır ve böylelikle bilgiler kayıt altına alınır. A'ya bakalım. Bergama Kütüphanesi'nin antik çağın en zengin iki kütüphanesinden biri olması. Evet, diğerini İskenderiye diyebiliriz. Ya da Asurların işte Ninova'daki kütüphanesi diyebiliriz. Daha doğru olur arkadaşlar. B. 3. Attolos'un Bergama Krallığı'nı bir vasiyetle Roma halkına bırakması. Bergama'nın nasıl kaybedildiği ya da nasıl el değiştirdiğine dair bir yukarıda bir bilgi yoktur. C. Bergama Krallığı'nın İonya'ya ayaklanmasına destek vermesi. Buradaki siyasi bir ilişkiden bahsetmiyor. D. İskenderiye Kütüphanesi'nin yakılması. Burada Bergama şehrindeki parşömen kağıdına dair bir bilgi var. Mısır'daki durumdan bahsetmiyor. E. Roma'nın M.Ö. 129'da Bergama Krallığı'nı ele geçmesi. Az önce dediğimiz gibi Bergama'nın siyasi tarihiyle ilgili bir bilgi yok. Kültürel, yazılı tarihiyle ilgili bir durum var. Dolayısıyla A şıkkı burada en mantıklı cevap olmuş olacak. Evet arkadaşlar, konumuz burada sona ermekte. Bir sonraki derste görüşmek üzere.